Bütün gece aramanı bekledim. Arayacaktım vallahi da işte. Yabancı. Dün akşam biriyleymişsin. Bunu bilmeyecek miyim sandım? Kiminleymişim ya? Koray. Ne? Ya Koray. Hatırlamıyorum. Manyak mısın sen? Bazen. Seviyorsun galiba kaza yapmayı. Zorlasan bu kadar mı çıkıyor Koray? Bu kadar mı kırıcı olabiliyorsun? Daha yeni öğrenmeye başladım diyelim anne. Hadi çek şu arabanı. Çekmiyorum. Ben özür dileyeceğim. Sen affedeceksin. Sen affedene kadar da ben bu arabayı buradan çekiyorum. Ben siz olmuyor değil mi anne? Olmuyor tabii. Sanki bilmiyorsun. Koray sende olur mu hiç? Olmaz. Olmaz. Çünkü Hande'nin oyunlarında Koray'dan iyi oyuncu bulunmaz. Olmaz. Çünkü Hande'nin tuzaklarına Koray düşmesi olmaz. Olmaz. Çünkü Hande'nin planları Koray'sız yürümez. Günce. Gelsene. Merhaba. Ben borcumu ödeyip gideyim o zaman. Borç mu? Oyuna gelip ortalığı karıştırdığım için bir özür borcum var. Hepinize. Biz o hesabı kapattık. Rahat ol. Ben de hesap kitap işlerinden fazla anlamıyorum zaten. Gözü yine bizim üzerimizde. Aman aman uzaklanmış kıyasında. Galiba bu kez yenildi. Anne yenilmez. Numara yapıyordur. Yenildi. Ama bize değil kendine. Ben de kalkayım bir şeyler atıştıracağım. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Görüşürüz. Hepsi mutsuz. Hande sonunda yalnız kaldı. Mutsuz. Koray Hande'ye yardım edemediği için mutsuz. Günce Koray olmadığı için hep yalnız. Mutsuz. Herkes seçtiğini yaşıyor Feriha. Niye öyle dedin? Yaptığımız her şeyi seçiyor muyuz sence? Elimizde olmadan yaptığımız şeyler yok mu? Hayatta başımıza gelen her şeyi biz seçiyoruz. Sonuçlarını da hak etmiş oluyoruz. Almacım. Babam biliyor değil mi olanları?
Ne diyor? Heriflerin yüzsüzlüğüne kızıp bana saldırıyor. Yüzsüzlük. Ne dün gördün? Adamlar borçları sallayıp bir de gelmişler artistlik yapıyorlar. Bundan sonra muhatap olmayacağız zaten. Muhatap olmayacaksınız. Ne olacak peki? Konuşmaya bile değmez. Tabii. Onlar kim ki sen konuşacaksın? Feriha, bu konuda daha önce de keyfimizi kaçırdım. Şansımızı zorlamayalım istersen. Bu ne demek ya, şansımızı zorlamayalım? Bu kadar mı katısın? Katı olan sensin. Hadi. Bu gece proje sende. Son noktayı sen koyacaksın. Nasıl not aldığımı göstereyim de akşam kafan karışmasın. Ya bırak projeyi, konuyu değiştirme. Neden konuşmaya değmiyorlar? Paraları olmadığı için mi? Borçlarını rahat rahat ödeyemedikleri için mi? Feriha, adam arabamı çaldı. Dün gelip benimle kavga etti. Sen hala neyini savunuyorsun anlamadım. Ayrıca sandığın kadar da gariban değiller. Adamın babası kapıcı. E oğlu da işsiz falan değil. Yani? Ha tabii, baban söylemişti. Kapıcıların sırtı yere gelmez. Elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Ekmek elden, su gölden. Ya ben babamla sabah konuştuğumu hatırlamıyorum. Sen aylar önce söylediği şeyi unutmamışsın. Bu meseleyi çok abartıyorsun. Babanın da senin de tavrınız çok rahatsız edici. Bak, bu farklı dünyalara olan bakış açını takdir ediyorum. Hoşuma da gidiyor. Ama abartıyorsun Feriha. Karşına geçse iki kelime konuşamayacağın adam için bana gelmiş burada sinir yapıyorsun. Bu ne kibir ya? Bu ne acımasızlık? Sadece senin kadar şanslı doğmadıkları için, parmağının ucundaki imkanlara sahip olamadıkları için mi konuşamıyoruz onlarla? Bak, seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama hayat benden daha acımasız. Kendini kandırma artık. Oturduğun yerden onların haklarını savunmak kolay. Git bir muhatap ol. Yaşadıkları hayatı yaşamaya çalış. Yaşayabilir misin? Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın. Yazık. Feriha, biz ne yapıyoruz ya? Bir kapıcının hırsız olduğu için kavga ediyoruz. Farkında mısın? Feriha, buraya gel. Feriha, bunları unuttun. Bak, bu farklı dünyalara olan bakış açını takdir ediyorum. Hoşuma da gidiyor. Ama abartıyorsun Feriha. Karşına geçse iki kelime konuşamayacağın adam için bana gelmiş burada sinir yapıyorsun. Bak, seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama hayat benden daha acımasız Feriha. Kendini kandırma artık. Oturduğun yerden onların haklarını savunmak kolay. Git bir muhatap ol. Yaşadıkları hayatı yaşamaya çalış. Yaşayabilir misin? Allah'ım, yine ne oldu? Feriha! Ne oldu kızım? Feriha! Ne oldu? Anne, anladım ben. Artık anladım. Yalanlar ortaya çıkınca her şey bitecek. Rüya asla gerçek olmayacak.
Murat'ı kutlamaya gidiyorum. Arkadaşlar, herkes beni dinlesin. Yılın bombasını söylüyorum. Emin'le Feriha evleniyorlar. Tebrik ederim. Aa. Yüzüksüz evlenme teklifi. Veliahtımızdan yüzüksüz, tek telsiz evlenme teklifi. Hayatta inanmam. Kimseyi inandırmak zorunda değil sende. Biz biliyoruz. Tebrik ederim Emir. Sağ ol. Ne yapıyoruz lan tatilde? Bodrum, Çeşme. Daha ne be? Ben kesinlikle önce bir Rakın Kop'ta olacağım da. Harika gruplar geliyor. Bomba, efsane isimler var. Limp Bizkit, Travis, Moby, Motorhead. Hiçbiri de kesinlikle kaçmaz. Ben önce festivale katılayım, sonra size gelirim Çeşme'ye. Baba süpermiş. Ben de Rakın Kop'tayım o zaman. Türklerden Atene ile Duman da geliyormuş. Kamp olayı çok eğlenceli ya. Çok güzel olacak. Aynen kanka, her zaman. Ya biz de gelelim o zaman. Hep beraber olalım. Zaten sonra Alıçatı'da sörf takılacaktık değil mi Hande? Nasıl bir irade sendeki? Çocuk sana evlenme teklif etmiş. Yüzük almış. İstersen 10 yıl sonra evlen. Ama tek taş yani, bu takman lazım. Ben o yüzüğü bir kez takmak istiyorum bugünce. Sen ne kadar şanslı olduğunun farkında değilsin. Hatırlıyor musun? Okulun ilk günleriydi. Ben sana gecelerin veliahtın efsanesini anlatmıştım. Sen tuttun, o veliahtı kendine aşık ettin. Çocuk sana filmlerdeki gibi evlenme teklif etmiş. Sen gerçekten ne kadar şanslı olduğunu farkında değilsin. Hadi gidelim onların yanına. Teşekkür. Geçen sene ne güzel eğlenmiştik Emir'in yazlık mekanında. Bu sene açacak mısın? Bu yaz bana çalışmak yok. Sen ne yapacaksın Feriha? Bizimle misin? Yoksa baş başa bir şeyler mi yapacaksınız? Aile durumunu bilmiyorum ama. Yani daha belli değil. Karar vermedik ama. Ailemle olurum herhalde. Siz ne yapacağınızı konuşun. Hangi koyda, hangi otelde olacaksınız, ben gelir bulurum sizi. E hadi soyun, havuza girelim. Şuna bak. Pazardan aldığı bikiniyi giymiş. Hadi. Yok, çok güneş var şimdi. Beyazım ya, ben çok kızarıyorum. Sonra gireriz güneş düşünce. Tipe gel. Evden gazetesini getirmiş. Tam yazlıkçı. Ya arada sırada sen de oku. Belki kafana bir şey girer. Aa, nasıl yani? Ne yapıyorsun sen be? Kahraman temizlikçi. Ya bu bizim eve temizliğe geliyordu. Hadi Emir, hamaklara gidelim. Hadi.
Ne romantik. Ne yapıyorsun kızım be? Sabahtan beri içiyorsun zaten. Ver. Aa. Sen burada mıydın? Ben de eski arkadaşın Günce ile boş bulduğunuz ilk kabine girdiniz sandım. Ne diyorsun sen be? Feriha'ya gücün yetmedi, pes ettin. Şimdi sıra yine bana mı geldi? Seninle aynı ligde bile oynamıyoruz Günce. Tamam artık yeter kızlar. Tamam kızlar. Sağ ol. Tabii aynı ligde değiliz. Sen devler ligindesin değil mi? Hı? O zavallı dev egon, o dev yalnızlığınla sadece devler ligine yakışırsın zaten. Biliyor musun? Bu çok bilmiş laflar seni olduğundan değerli göstermeye yetmiyor. Of, bırak şunu ya. Daha nerede olduğunu farkında değil. Şu tipe bak. Gitmiş pazardan giyinmiş gelmiş arkadaş. Çapınız bu kadar değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Gördüğüm en pahalı ucuzlar sizsiniz. Koray. Çek şu artını gözümün önünden. Bak doğru konuş benimle. Günce sakin ol. Koray. Söyleyeceğin hiçbir şey umurumda değil tamam mı? Günce. Günce. Eve bırakayım seni. Hadi. Oğlum şimdi mis gibi bir akşamcı çorbası. Cillop gibi ha. Dur lan dur. Ben bir tuvalete çıkayım. Öyle çıkarız okey. Oğlum hadi bak çorbalar soğuyacak. Tamam be tamam. Ünal Bey anahtarsız kaldı. Hande. Nedim bilmeyecek kadar değil. Sadece. Cesaret edip konuşmak için çıktım. Hande. Neye cesaret edeceksen etme. Emir. Defalarca yenildim. Feriha'dan beri. Ona. Evlenme teklifi ettiğini öğrendiğimde. Düşündüm. Bu kez gerçekten durmayı düşündüm. Ama yapamadım. Emir.
gördüğümde her şey yeniden başlıyor. Hande, saçmalıyorsun, devam etme, tamam mı? Keşke elimde olsaydı. Keşke. Üzgünüm.
Tuğray, ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Neye hazır değilsin anne? Hı? Biz seninle beraberiz bütün yazın. Her bir dakikasını, her bir saniyesini beraber geçirdik. Şimdi neye hazır değilsin? Bütün bir yazı birlikte geçirmek başka. Herkesin karşısına çıkıp biz birlikte izlemek başka. Biraz zamana ihtiyacım var. Ben seni ararım. Ben seni seviyorum anne. Sevdiğim kadının elini tutmak istiyorum. Herkese biz beraberiz diyebilmek istiyorum. Ben de beklemek istiyorum. Hande. Efendim. Ben seni kendimi bildim bileli bekledim. Kendimi unutana kadar da beklerim. Hadi görüşürüz. Aysun abla. Tamam. Tamam, ben şimdi geliyorum. Tamam, görüşürüz. Emir senin her şeyin mi çocuk? Hı? Senin kim olduğunu bile bilmeyen biri. Senin her şeyin mi? Her şeyim. Her şeyim. Hande, oğlumla ilgili endişelerim var. Bana Emir ve Feriha ile ilgili bildiğin her şeyi anlatmanı istiyorum. Emir ve Feriha. Modern zamanların Romeo Juliet'i mi desem? Ah, pardon. Onların hikayesi mutsuz sondu. Bizimkilerin sonu ise henüz bilmiyoruz. Feriha Emir'i baştan yarattı Aysun abla. Geceleri Melihat'ını Beyaz adlı prense çevirdi. Feriha oğlunun aklını başından aldı. Artık daha iyi anlıyorum. Ne? Güncel'in neler hissettiğini daha iyi anlıyorum. Kaç kez konuşacağız bunu? Sürekli başa mı dönecek Koray? Ah, kapı çalıyor. Ben de Günce gibi tuvalete mi saklansam? Belki ne hissettiğinizi anlarım. Hoş geldin. Feriha'nın annesi. Babasını aldatıyor. Tamam, geç içeride konuşuruz, geç. Aa, Emir. Sen mi geldin? Duymadım kapıyı. Sen de mi buradaydın?
Geçerken uğradım öyle. Neyse, ben çantamı alayım çıkacağım. Anneme sözüm var. Bir şey demiş olur. Yok, duymamıştır. Görüşürüz. Teknedeki herif. Onunla aldatıyor. Anahtarı almaya gittiğimde gördüm. Bir de o herif Feriha'ların aile dostu ya. Bir dakika, bir dakika. O teknedeki kaptandan mı bahsediyorsun sen? Kaptan, şerefsiz kaptan. Ne yapacaksın? Ne yapabilirim ki? Şey yapılamayacağını bilecek kadar tanıdık bir durum. Ben yıllarca bunu yaşadım. Annemin aldatıldığını bilmek, onu üzülürken görmek çok kötü ya. Çok ya. Bir de bunu Feriha'ya söylemenin bir yolu da yok. Keşke görmeseydin nasıl satayım. Zaten bir işine yaramayacak. En azından bilmezdi. İşe yarayacak. Artık Feriha'yı daha iyi anlayacağım. Neden bu kadar anlaşılmaz olduğunu, suskunluğunu, karmaşıklığını. Bunları daha iyi anlayacağım. Yok be kanka. Kızın haberi bile yoktur. Huzursuz aile, huzursuz ruh kardeşim. Ben bunu hep gördüm. Ne demek olduğunu da çok iyi bilirim. Ama bildiğim bir şey daha var. Eğer o herif yüzünden Feriha'nın gözünden bir damla yaş akarsa, işte o zaman beni kimse durduramaz. Feriha bile. Ha, geldin mi? Ben de seni arayacaktım. Feriha'nın annesi babasını aldatıyor. Koray. Neler anlattı Emir? O nereden öğrenmiş? Görmüş. Görmüş değil mi? Bunun bizi ilgilendirdiğini zannetmiyorum ben de. Evet. Ama merak etmemde bir sakınca yok değil mi? Ya hadi Koray. Sadece biraz dedikodu. Eskisi gibi. Ben eskisi gibi olmak istemiyorum kendi. Ben eski Koray'ı da eski Hande'yi de hiç özlemedim. Bugün kendi istiyorum. Tamam. Eski halde olmayacak. Selam. Ne haber? Hoş geldin. Ne haber? İyiyim de. Sen nasılsın? Ben de iyiyim canım. Buraya kadar geldiğine göre yardımımıza ihtiyacın var herhalde. Emir'i biliyorsun. Onun doğum günü için özel bir şeyler istiyorum. Ama geç kaldığım için hazır bir şeyler bakacağım. Bizim hazırlığımız da özeldir canım. Merak etme. Bak, bu tam senlik. Dene istersen. Lera. Şöyle bir oturur musun? Seninle konuşmam lazım. Ya ne oluyor sana? Emir'le kaza geçirdikten sonra beni en hızlı toparlayan kişi sendin. Şimdi bir şeyim yok, havalarını bırak. Bırak da toparlayayım seni. Yardım edeyim. Dağılan ben değilim Hande.
Ailem. Tamam. Haklısın. Aile bu. Dağılır. Toparlanır. Ama bak. Kızabileceğin bir baban var. Keşke benim de kızabileceğim bir babam olsaydı. Bunu o kadar çok isterdim ki. Keşke olmasaydı. Onu öyle görünce... Evet. Konuyu bir daha açmamak üzere kapattığımıza göre... Hadi seni giydirelim. Gerçekten sadece senin giyebileceğin bir elbise oldu. Marilyn Monroe, Kennedy'nin doğum günü için elbise hazırlatırken... ...modacısına sadece Marilyn Monroe'nun giyebileceği bir elbise istiyorum demiş. Böyle de iddialıyım. Misarif oğlu Kennedy oluyor. Allah sonunuzu benzetmesin derdim ama sen sanırım hala yalnızsın. Yalnızım. Evet. Bu arada Emir'in doğum gününe seni de bekliyorum. Hiç sanmıyorum. Eğlence kafasında değilim. Aa, olmaz öyle. Hem en zor günde sen beni defile için zorlamıştın. Şimdi sıra bende. Geliyorsun. Görüşürüz. Bay bay. Pardon. Ne haber? Ya az önce ben bir kızla çarpıştım ya. Sarışın da hani. Ben o kızı bir yerden tanıyorum ama nereden acaba? Bence yeşil tam senin rengin. Ama beyaz da olabilir. Neyse, annemin fikrini alırız. Cansu. Hatırladım. Hatırladım. O kız Emir'in beraber kaza yaptığı kız değil mi? Hande Gezgin. Ne e'si? Tanıyorsun işte. Cansu, buraya onlarca insan geliyor. Ya anlamıyorum Lara. Niye saklıyorsun ki? O zaman arkadaşım demiştin. Ya tamam tanıyorum. Annem annesinin de arkadaşı bu kadar. Yakın arkadaşım falan değil. Ya ne yapabilirim ki bu durumda? Koray, Hande. Ya biliyor musun? Aslında Emir'e sadece bir arkadaşlık mesafedeyim ama olmuyor işte. Aşamıyorum bir türlü o mesafeyi. Koray ben geldim. Ne yapıyorsun? Oynuyorum. Sakın yalvarma. Sana ne giyeceğimi göstermeyeceğim. Gelinlik mi saklıyorsun? Evleniyor muyuz? Yok artık. Emir'in doğum günü için elbise aldım. Ha. Emir için yani benim için değil. Koray ne oluyor sana? Sana ne oluyor ya? Ne yaptın sevgili Hande? Hı? Lanet olsun İstanbul'a döndük. Emir'e döndük. Hande geri mi döndü? Ya sen ne saçmalıyorsun? Doğum günü için dedim. Yapma bunu be kızım. Ben biliyorum o Emir demeleri. Ben biliyorum o doğum günü demeleri. Ben o Hande'yi ezbere biliyorum. Sen kıskanıyorsun. Aylar önce aptal gece. Emir'e gittiğimde söylediklerimi duyduğun için bana böyle davranıyorsun. Sarhoştum. Saçmalıyordum. Artık böyle davranmayı bırak Koray. Aş artık kendini yeter. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi anne? Gerçekten.
Beni aptal yerine koymaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceksin değil mi? O aptal gecede duyduklarım benim umurumda bile değil Hande. Ne duydum ben o gece? Bilmediğim ne duydum Hande? Duymasaydım bilmiyor muydum Emir'e karşı senin neler hissettiğini? Hı? Ben yıllarca bununla yaşadım Hande. Şimdi sadece ezberlediğim hayata dönmek istemiyorum. Cevabın olmadığı zaman hep aynı taktikti bende. Duyguları bir gecede yok edemezsin. Üç gecede de. Bazen üç ayda da. Duyguları oldukları yerden alıp yerine yenilerini koyamazsın. Ama ben dinliyorum. Ve denemekten de çok mutluyum. Seni sevmeyi, beni sevmeni, ben bunları çok seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.